Uluslararası karayolu kargo taşımacılığı günümüzde her ülkenin ekonomisi komşu olan ülkeleriyle ilişkilerinden daha çok etkilenmektedir. Türkiye'de son yıllarda karayoluyla yapılan kargo taşımacılığı her geçen gün müşteri portföyünü genişleterek hızlı bir yükseliş grafiği çizmektedir. Müşteri memnuniyeti esaslı çalışan firmalar çalışmalarını kusursuz gerçekleştirmektedir. Bizler de bu alanda İstanbul Merter'de faaliyet gösteren Grand Cargo'yu ziyaret ederek firma sahibi Muhammed Kahalili'den çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Biz 2 yıldır bu Grand Cargo'yu kurduk. Önceden başka yollardan çalışıyorduk. Başka türlü çalışıyorduk. 2 yıldır ki buranı kurduk ve şu an tam 2 senedir çalışıyoruz. Müşteriler İran için mal gönderecekler. Mesela tekstil, meksil öyle şeyler ki var. Onları toplanır, faktura alırız. Resmi halde gönderirız. Sadece işimiz bu. Yani sadece tekstil çalışır. Her şeyimiz belli. Yani hem İran'da ofisimiz var. Evet. Her şeyimiz belli. Bir de bizim vergi lohemiz. Her şeyimiz yani sept olmuş. Yani evet. Resmi halde yok. Evet. Ama başka kargolar öyle de. Yani bir mağazanı kira ediyorlar. Hı hı. Zaten biliyoruz. Herkes müşteriler de biliyor. Belli bir şekilde bir de kaçak halde çalışıyorlar. Evet. Bir de orada bir problem var ki bu hiç garantisi yok. Yani mali teslim ediyorlar. O da siyah yollardan gidiyor. Sigortası yok. Sigortası yok yani zaten. Yani biz her gün görüyoruz. Biri bir mağaza açıyor. Yarın o bir gün yok oluyor. Yani bu problem var ve gerçekten biz de bu halde çok zarar ediyoruz. Yani neden? Fiyat meselesi var. Bir de müşteriler gerçek yere gitmiyorlar. Yani bizim gibi yerlere gitmez müşteri. Orada kandırıyorlar müşterileri. O için belli bir halde müşteri zarar değer bir daha dönmez alışveriş için. Biz burada resmi halde çalışırız. Biz faktura alırız, mali toplanırız, faktura çekilir, gümrüke gönderirız. Direkt geliyor. Her şeyde sigortası var. Firma Türkiye-İran arasında bir köprü görevi kurarak karayolu kargo taşımacılığı hizmeti veriyor. Muhammed Kahalili sektörde yaşadıkları sıkıntılara değinerek taleplerini şu sözlerle dile getiriyor. Eğer olabiliyor bu vergi meselesi biraz düşük olsun. Biraz büyük firmalara onlara biraz kredi versinler. Bu bir mesele. Bir de biraz anlaşmak olsun İran tarafından. Eğer mesela burada Türkiye'de kaç tane büyük firma var, o taraftan kaç tane de büyük firma o taraftan bulunsunlar. Bunlar hepsi bir yerde düşünsünler. Yani bu o taraf kendisi tek başına düşünmesin ya da bu taraf. Yani bunlar bir toplantı yapsınlar, bir netice yetişsinler. Bu sıkıntı burada bu var. Yani orası zaten kendilerini düşünüyor. Burada zaten insanlar, yani o İranlılar ki burada çalışabiliyorlar, onlar da problemi burada yaşıyorlar. Yani olabilmiyor. Siz görüyorsunuz adam 20 metre yeri var. Yani hiçbir masa, hiçbir şey, hiçbir şekilde bir telefon, bir çanta. Yani o gün burada, yarın gidiyor. Yarın bitti. Yani finish. Yok, biz binlerce gördük. Gerçekten gördük. Yani bunları kapatmakını istiyorum. Yani sonuçta bunu müşterilere, İranlılara tavsiye ediyorum. Yani buna çok dikkat ediyoruz. Yani yollarda, sokaklarda kimseye güvenmiyoruz. Yani vergi lohalara bakız. Bir yere gidiyorsunuz, vergi lohalara bakız. Son yıllarda devletin de destekleriyle yabancı yatırımcılar Türkiye'de önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Yabancı yatırımcı olan başarılı iş adamı Muhammed Kahalili, Türkiye'de çalışmanın avantajlarını şu sözlerle ifade ediyor. Biz inşaatı düşünüyoruz. Eğer benim burada mesela vatandaşlık olsaydı, ben yani yarın başlardım, inşaatımı başlardım. Ben zaten İran'da herkes tanıyor şu anda. Yani kim bu işte var, bizi tanıyor. Yani bir problem yok. Yani herkes tanıyor. Yani bütün esnaflar bu işte bizi tanıyor. Yani burası gerçekten bir cennet. Ama bunu her zaman herkese söylüyorum. Burası iyi. Yani herkes, yani herkes biraz düşünse, biraz çalışkan insan olsa, burada %100 para kazanabilir.